Esenyurt Belediye Başkanı Profesör Doktor Ahmet Özer 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde Esenyurt'ta belediye başkanı adayı oldu. Esenyurt'ta yaşayan seçmenlerin %50'den fazlasının oyunu alarak seçildi. 6 aydır da gerçekten biz birçok içinde röportajlar yapıyoruz. Belediye başkanını tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Değil misiniz diye soruyoruz. Esenyurt'a birkaç sefer bu soruyu sorduk. En sonunda geçen hafta işte 7. ay dolmak üzere bunu sorduk. Cumhuriyet Meydanı'nda halkın büyük bir ekseriyeti Esenyurt, Esenyurt olalı. Bu 6 ayda gördüğü hizmeti görmedi. Özellikle bozuk yolların yapılması, asfaltların yapılması ve temizlik işine ağırlık verilmesi konusunda memnuniyetlerini belirtiyorlar. Dün de yine Esenyurt'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Fener alayını takip etmek üzere basın mensubu arkadaşlarımızla beraber Esenyurt'taki korteji, yürüyüşü takip ettik. Ahmet Özer de kortejin başındaydı. Sabah uyandığımda sabah 6'da konutuna bir baskın yapılarak gözaltına alındığını duyunca üzüldüm. Tabii bir belediye başkanı böyle bir terör örgütü mensubu gözaltına alınıyor mu? Yapılmamalı. Yeri belli, kaçma şüphesi yok. Ahmet Özer'e bir beyanat yapılsaydı bu saatte buraya gelin ifadenize başvuracağız deselerdi Ahmet Özer giderdi. Burada itibar suikastı yapılıyor. Deniliyor ki 10 yıldır takip ediyoruz. Bir sürü şeyler var. Madem ki 10 yıldır takip ediyorsanız neden 6 ay öncesine kadar eğer suç işlemişse, yanlış yapmışsa, hayır kardeşim sana temiz kağıdı veremeyiz. Sen bu tarihte bunlarla görüştün. Dolayısıyla sen belediye başkanı olursan bile sana belediye başkanlığı yaptırmayız demediniz de aday oldu, kazandı. Terörle iltisaklı olduğu zaman biliyorsunuz meclis üyeleri başkan seçemiyor. Muhtemelen siyasi otorite o ilçenin kaymakamını, ilse valisini aynı zamanda kayyum olarak atanıyor. Esenyurt'ta yapılmak istenen de bu gibi görünüyor. Burada halkın iradesine saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü halk kaymakamı seçmedi. Kaymakam merkezi hükümet tarafından atamayla gelen ilçenin en üst düzeyde mülki idare amiri. Ahmet Özer'i Esenyurt halkı seçmiş. Eğer suçu, hatası, kusuru var ise ve bu 10 yılda işte bu kadar kişiyle görüşmüş, konuşmuş bundan dolayı ise bunun cezasını yargı kendi içinde vermeli. Tabii hukukçular daha iyi bilir. Daha bu olay taze. Bakalım neler ortaya çıkacak, nasıl olacak? Göreve iade mi edilecek? İşte ifadesini aldık, göreve iade ediyoruz. Yoksa görevden aldık, terörden dolayı yerine de kaymakamı kayyum olarak mı atandık denilecek? Bekleyip göreceğiz. Ben halkın iradesine yapılan bu tür müdahaleleri hiçbir zaman kabul edemem. Hangi parti olursa olsun, parti benim için hiç önemli değil. Seçmen gidip oy kullanmış, 6 ay sonra sen şu suçları işledin, ben seni görevden bunu atıyorum denilmesini ben kabul etmiyorum. Bakalım yargı neler söyleyecek. Hoşça kalın.